Merhaba sevgili çocuklar. Yarım ve bütün konusu ile ilgili alıştırmalar. Demek ki bugün alıştırma yapıyoruz. Çocuklar, bu dersimizde bütün yarım konusunu tekrar ediyoruz. Önce hatırlayalım. Yarım ve bütün konumuz. Yarım, bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım denir. Bakın burada bütün bir pasta var. Onu eşit bir şekilde ortadan böldük. İki yarım elde ettik. Bir bütün iki yarım eder. Hatırladığımıza göre sorularımıza başlayalım. Sizin için okuyorum. Aşağıdaki şekilleri eşit olacak şekilde ikiye bölerek kaç yarım olduğunu belirtiniz. Bize örnekte şekilleri ortadan ikiye ayırmış. Bize de buraya kaç bütün ve kaç yarım olduğunu yazmak kalmış. Bakalım bir, iki bütün yazıyoruz ve ortadan bölünce yarımlarımızı elde ediyoruz. Çocuklar bir bütünden iki yarım elde ederdik değil mi? O zaman yarımlarımızı iki iki ritmik sayma yaparak da bulabiliriz. İki, dört, dört yarım, iki bütün, dört yarım eder. Aşağıdaki şekilleri eşit olacak şekilde ikiye bölerek kaç yarım olduğunu belirtiniz. Yine aynı soru. Bu sefer biz onları ortadan ikiye bölüyoruz ve kaç yarım ettiğini buluyoruz. Evet, dört yarım, dört bütün şeklimiz var. Onları yarım olacak şekilde eşit olarak böldük. Kaç bütünümüz vardı? Dört yazıyoruz ve şimdi 2-2 ritmik saymayla kaç tane yarım olduklarını buluyoruz. 2, 4, 6, 8. 8 yarım. 4 bütün 8 yarım eder. 1 bütünde 2 yarım olduğu için 2-2 ritmik sayma yaparak daha kolay cevabımızı bulabiliriz çocuklar. Evet, burada bütün armutlarımız var. Ne yapıyorduk? Bütünleri hemen yarım yapıyorduk. Buraya kaç bütün olduğunu yazıyoruz. 2 bütün armutumuz var. Ve 2 2 sayarak kaç yarım olduğunu bulabiliriz. 2, 4. 4 yarım. 2 bütün 4 yarım eder. Evet. Yine aynı şekilde bütünlerimizi hemen 2 eşit parçaya ayırdık. Kaç bütün olduğunu yazalım. 4 bütün. Şimdi 2 2 sayalım. 2, 4. 6, 8, 8 yarım, 4 bütün, 8 yarım eder. Bütün simitlerimizi görüyoruz. Hemen onları 2 yarıma ayırdık. Kaç bütün olduklarını yazalım. 6 bütün. Ve şimdi yarımlarımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 bütün, 12 yarım eder. Şimdi bütünü tekrar hatırlayalım. Herhangi bir cismin bölünmemiş haline denir. Bakın, burada bir bütün armudumuz var. Burada ise iki yarım armudumuz. İki yarım armudu birleştirip bir bütün armut elde ediyoruz. İki yarımdan bir bütün elde edilir. Şimdi sorularımız. Aşağıda verilen yarımların kaç bütün ettiklerini örnekteki gibi altlarına yazınız. Evet, örnekte iki yarımı birleştirip bir bütün bulmuş. Şimdi biz de aynı şekilde yapalım. İki yarım bir bütün eder de hatırlamış olduk. Evet, burada yarım elmalarımız var. Onları iki iki gruplandırdık. Böylelikle bütünlerimizi elde ettik. Önce kaç yarım olduğunu yazalım. Altı yarım. 1, 2, 3. 3 bütün. 6 yarım, 3 bütün eder. Yine yarım armutlarımız var. Hemen onları 2, 2 grupladık. Ve bütün elde ettik. Şimdi yarımları yazalım. 4 yarımımız vardı. 1, 2. 2 de bütün. Yarım ekmeklerimizi bütün yapmak için 2, 2 gruplandırdık. Önce kaç yarım olduğunu yazalım. 8 yarım ve 1, 2, 3, 4 tane de bütün. O zaman 8 yarım, 4 bütün eder.
Yarım simitlerimizi de hemen iki iki gruplandırdık. Önce kaç yarım olduğunu yazalım. Tek tek sayarak yazabilirsiniz. 12 tane yarım simit vardı. Şimdi bütünlerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bütün. 12 yarım, 6 bütün eder. Sorumuz değişti. Okuyalım. Baştaki nesnenin yarısı hangisidir? İşaretleyiniz bakın. En başta bütün bir elma var. Pardon. Biz şimdi yarım elmayı buluyoruz. Evet, hemen işaretledik. Yine aynı soru. Bütün bir pastamız var. Yarısını işaretliyoruz. Bir dilim kesilmiş bir pasta. Ve evet, sanırım yarısını bulduk. Yarım kelebeğimizi bulalım. Bütünü verdi. Yarımı buluyoruz. Hepsi aslında yarım ama renk ve şekil olarak benzeyen tek doğru cevabımız bu kelebek. Sorumuz, aşağıdakilerden hangisi bütündür? Artık bizim için çok kolay bir soru çünkü bu konuyu çok iyi öğrendik. Bu bir dilim elma, bütün elma, yarım ve tamamen yenmiş bir elma. O zaman biz bütünü işaretleyelim çünkü bütünü soruyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yarımı gösterir? Eminim bunu da kolaylıkla bulmuşsunuzdur. Evet, hemen işaretledik cevabımızı çünkü diğerleri yarım değil. 14 yarım kaç bütün eder? Burada bize yarımları çizmemiş. O yüzden bizim çizmemiz gerekli. Ben de sizin için 14 tane yarım elma çizdim. Yarımdan bütün elde etmek için onları iki iki grupladım. Şimdi kaç bütün elde ettiğimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bütün. Siz benden önce buldunuz mu? Aşağıdaki yarım elmalardan kaç tane bütün elma oluşur? Şimdi yarımdan bütün yapmamız lazım. O zaman onları iki iki gruplayalım. Çünkü 2 yarım 1 bütün eder. Şimdi bütünlerimizi sayalım. 1, 2, 3. 3 bütün. Aşağıdaki yarım yapraklardan kaç tane bütün yaprak oluşur? Ne yapıyoruz? Hemen 2 yarımdan 1 bütün oluşturduk ve bütünlerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 bütün. Aşağıdaki yarım armutlardan kaç tane bütün armut oluşur? Evet, 4 yarım armudumuz var. Bütün yapmak için hepsini ikişerli grupladık ve sayıyoruz. 1, 2, 2 bütün. 5 tane bütün ekmek kaç tane yarım ekmek eder? Bütünden yarıma geçtiğimiz için bütünleri hemen ortadan 2 eş parçaya ayırdık. Ve yarımları 2 2 sayarak bulabiliyoruz, değil mi çocuklar? Hemen sayalım. Benimle birlikte 2 4 6 8 10. 10 yarım. Annem 6 tane yarım şeftaliyi tabağa koydu. Tabaktaki şeftaliler kaç bütün şeftali eder? Bize yine şekil vermemiş. O yüzden hemen 6 yarım şeftali çizelim. Ben şeftali yerine yarım daire çizdim. Çünkü daha kolay. Şimdi yarımları bütün yapıyoruz ve bütünlerimizi tek tek sayıyoruz. 1, 2, 3. 3 bütün. Son sorumuz. 4 tane yarım silgi kaç tane bütün silgi eder? Yine bize şekil vermemiş. Hemen çizdik. 4 yarım şekil çizdik. Yarımları bütün yaparken 2 2 grupluyoruz ve onları tek tek sayıyoruz. 1 2 2 yarım. Evet çocuklar, dersimiz bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.